59. hadisteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Müslim Ebu Davud İbni Mace'de geçmiş hadis. Sizden birisi gece, geceleyin kalktığında Kur'an diline dolaşır ve ne dediğini bilemezse hemen yatsın. Demek ki birisi geceleyin kalktığında Kur'an diline dolaştı artık ne okuduğunun farkında değil. Ne okuduğunun bilincinde değil veya okuduğu net değil. İbadet edecek ama Okuduğu net değil. Yani uyku basmış ona. Yorgunluk basmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki o yatsın. Şimdi bazen e, böyle e, bunun kardeşler günlük hayatlarında çok yaşamazlar. Hani çünkü o kadar ağır ibadet eden yok aranızda. Ama itikafta belki de bu olur. Yani itikafta mesela bir müddet sonra artık böyle tevhid dile dolanmaya başlar ilk birinci gün ilk defa girenler, ikinci gün ilk defa girenler la ilahe illallah, 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 la 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 70 bin tevhid çekiyorsun günlük. Yaklaşık hani çok diri, çok böyle canlı olursan en az 15 saat sürüyor. Bunu gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Yani bu işin şeyi bu çok deri, çok canlı olursanız ancak o da birinci gün olur. 15 saat, 16 saatte bitirirsiniz normal şartlarda. İkinci gün o 18-19 saate çıkar. Zorlanırsınız. Üçüncü gün 20, 20 saate çıkar o. Zorlanırsınız. Zaten dördüncü güne o ders şey olur. Ne o? Sarkar. Sarkmayan çok azdır. Çok nadirdir. Ama ben de sarkmadı. Ya otur kardeşim ya yapma. Yani düp düzgün çekersen sarkar. Yetiştiremeyiz. Yoruyor insanı çünkü itikaf. Yorar. Oturduğun yerde yorulursun. Hiçbir iş yapmadığın halde yorulursun. Yorar insanı. Öyle olunca zaman zaman insanın dili pertekleşir. Söyleyemez hale gelir. Bazen dili şişer içeride yeni girenlerin. Ya da şişmiş gibi geliyor insana. Ağırlaşıyor dili insan. O zaman normalde kalbi devam etmeye başlıyor. işte la ilahe illallah'ı çekmeye. Karışınca bırak. Bırak. Kalk, abdest al. Abdestin var deme. Kalk, abdest al. İki reket namaz kıl. Başla sonra tekrar. Bir abdest al. Buradan bir o perdeden çık yani. Bir kendini oradan kurtar. Sebep? Hadis-i şerif bakın. Diline dolaşırsa uyusun. Evet. O zaman Kur'an-ı Kerim'i mesela bir kimse e, bildiği kadarıyla okusa bir harfi eksik kalsa, bir şeysi eksik kalsa, başka hadis-i şerif var. Hadis-i şerif diyor ki Allah melekleriyle o tam telaffuz edilmeyen tam okunmayan harfi tamamlar katına öyle çıkarır. <laughs> Eyvallah. Öyle Kur'an-ı Kerim'i tam okuyamıyorum deyip de kenara atma. Az da okusan başla okumaya. Eksik okuyabilirsin. Kelimeleri tam anlamıyla çıkaramayabilirsin. Öğreninceye kadar öyle devam et. Ama komple Kur'an-ı Kerim'i atma kenara. Dervişlerde böyle bir şey var. Ne o? Sufilerde böyle bir tembellik var. Kur'an'la bağ tam kurmuyor sufiler. Yani zikrullahla bağını güçlendirirken Kur'an'la olan bağını tam güçlendiremiyorlar. O Kur'an'ı eksik okusa bir kimse Cenab-ı Hak onu tamamlar öğreninceye kadar. Ama bu ayrı bakın. Bu ne? O kimse ibadet etmek için riyazat yapıyor, ibadet edecek. Dili damağına dayanmış. Yok o bırakacak o zaman. Veyahut da işte kaç rekat kıldığının farkında değil. O bırakacak o zaman. Bu da Ramazan ömresinde olurdu. Şeyh Efendi ile beraber giderdik Allah rahmet eylesin. Tabi koşuşturma var ya işte normalde koşuşturmayla beraber işte uykusuz kalıyorsun. Koşuşturma var. Bir de teravih var ya eyvah 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 eyvah. Ben kim var benim sağımda solumda en sağlam iki tane iki arkadaş ben onların ortasına giriyordum uyuyordum çünkü. Bildiğiniz uyuyordum. Böyle iyice yaslanıyoruz ya birimiz. Ayakta uyudum ben biliyorum. Uyuyordum. Rekatı bilmiyorsun. Hadi orada imama tabi oluyorsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selam veriyorsun. Çıkıyorsun namazdan. Kaçıncı rekat oldu? Gidiyordu bende bazen. Yorgunlukla alakalı, uykusuzlukla alakalı. Bu olur mu? Evet. Kılmayacaksın o zaman namazı. Bakın kılmayacaksın. Diyeceksin ki ya şu uykum bir geçsin. Hemen kalk abdest al. Abdest alacak halde değilseniz burnunuza üç sefer su çekin. Şeytan insanın burnundan girerekten uykusunu getirir. Ne zaman uykunuz gelirse bu size bir şey olsun. Tiy olsun. Uykunuz geldi mi? Geldi. Hemen kalkın burnunuza üç sefer su verin. Bu sizin uykunuzu açar. Mümkünse abdest alın. Yok. Burnunuza üç sefer su verin. Gece zikri yapanlar. Allah biz onlardan eylesin. Amin. O yüzden normalde hani bir kimse bizde aşırılık yok. Orta yol var. Aşırılık yok. Orta yol var. Ola ki bir ibadeti yetiştiremedi bir kimse o zaman ne yapacak? İnşallah kalkacak bırakacak. Şimdi buna ilave edeyim aslında önümüzde kaftın dersi 60. hadis var. Hani öyle ya gece adam virdini bıraktı. Yani her gece örneğin işte diyelim ki 10 rekat namaz kılıyordu. Uykusu geldi bıraktı. Veyahut da işte gece dersi vardı o kimsenin. Kiminizde var sabahlı akşamlı ders çekenler var aranızda. E sabahla akşamla ders çeken, sabah dersi, işte onun sabah namazında başlıyor, akşam namazında günü bitiyor sabahla akşamla çekenler. Sonra akşam namazında, akşam dersinin e, saati başlıyor, sabah namazında bitiyor onun dersi. Bu sabahla akşamlı. Çekebilenler bunu çekebilirler. Bir de ama bunu bir hani üstad verirse vacip olur o zaman böyle aranızda öyle dersli olanlar var. Sabahlı akşamlı çekiyorlar. O sabahlı akşamlı çekenler mesela sabah dersini akşam namazına kadar çekecekler. Akşam dersini de akşam namazından sabah namazına kadar çekecekler. Çekemedi. Uykusu geldi. Hadis-i şerif. Bir kimse hizmini veya cüzünü okumadan uyur da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa kendisine geceleyin okumuş gibi sevap yazılır. İşte bir kimse gece zikrini yapamadı. Uykusu geldi, ne bileyim misafir geldi, bir şey oldu, yorgun düştü, kadınlar evde temizlik yaptı, misafir ağırladı. İşte vakti olmadı. Erkek bunu yorgun geldi, yoldan geldi, vakti olmadı. Gece dersini yapamadı. Veyahut da işte her gece iki rekat namaz kılıyor, kılamadı. Veya her gece on rekat namaz kılıyor, kılamadı. Veya her gün gece virdi var, çekemedi. Veya kendine virt edindiğini geceleri beş bin tevhid çekiyordu, çekemedi. O zaman ne yapacak? Onu sabah namazıyla öğlen namazı arasında onun yerine getirirse, o kimse bu sefer gece çekmiş gibi, vaktinde yapmış gibi ne olacak? sevabını alacak. Allah bizi onlardan eylesin.